Elhamdülillahi ve kefâ ve salatu ve selamu alâ ibâdihillezîne istafâ. Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili dostlar. Bugün buradan, aramızdan sevdiğimiz bir büyüğümüzü, gerçekten de Adana'mızın dini ve manevi hayatına çok güzel, çok özel, çok nadide hizmetleri geçmiş bir büyüğümüzü ve bu şehre yeni atanan il müftüsü Mehmet Taşçı olarak Sayın Hocam'la havale hayatında bir birlikteliğimiz olmadı. Ancak Adana'ya göreve başlayalım 3. hafta sanki Mehmet Barış Hocam'ı yıllardır tanır gibi oldu. Makama ve müftülüğe gelen bütün Adanalı ileri gelen kardeşlerimizin her birisiyle bu şehrin manevi hayatına katkıları olan bir büyüğümüz olarak tanıdım. Ve gerçekten görmediğim halde gıpta edilecek, örnek alınacak bir büyüğümüz olduğunu şu kısacık görev süremde öğrendim. Cenab-ı Allah her birimize ayrı ayrı bu şekilde göçmeyi nasip eylesin. Ki hedef ve gayede o değil. Her birimiz bir gün geldiği zaman kullu nefsin zâikatul mevt ve ileyna turcaûn. Her nefis ölümü tadacak. Ardından bize geleceksiniz. Bize döndürüleceksiniz diyor Cenab-ı Allah. Bugün Mehmet Barış Hocam, yarın bilmiyoruz sıra hangimizde. Hedefimiz, gayemiz, şu hayattan beklentimiz nedir? Ayrıldıktan sonra, bırakıp gittikten sonra şu gök kubbe altında hoş bir sada bırakmak. Ben şu kısacık görev günlerimde, haftalarında Sayın Hocamızın, Mehmet Barış Hocamızın Adana'mızın ve görev yaptığı illerin kubbesinin altında, şu gök kubbesinin altında hoş bir sada bıraktığını müşahede ettim. Mutlu oldum, sevindim. Cenab-ı Allah her birimize şu hayatta bırakıp da gittiğimiz yerlerde hoş bir sada bırakmayı nasip eylesin. Ne mutlu, ne güzel. Şimdi biraz sonra namazını da kendisinin en güzel sadakayı cariyesi olan evlatlarından birisi, Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan evladı kıldıracak. Rabbim bu güzelliği, gıpta edilecek güzelliği her birimize nasip ve lem yesser eylesin. Artık ahir ve netice olarak Sayın Hocamıza belki en son ama en önemli vazifemizi yapmak üzere bir araya geldik. Bizlere, hayatımıza ve şehrimize çok şey kattı Sayın Hocamız. Artık Mehmet Barış Hocamızın bizden beklentisi bir hüsnü şehadet, bir rehramlıktır. Ben şimdi aile adına ve kendisi adına soruyorum. Hali hayatında bir ve beraber olduğunuz müddet içerisinde Sayın Mehmet Barış Hocamızı nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Elbette aynı hayatı, aynı ortamları paylaşmanın doğal bir neticesi olarak karşılıklı hak ve hukukumuz birbirimize geçmekte. Netice olarak Sayın Mehmet Barış Hocamıza dünyevi ve uhrevi hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Rabbim üstü şehadetinizi ve helallığınızı kabul eylesin. Sayın hocamıza rahmetiyle, merhametiyle, şefkat ve şefaatiyle muamele eylesin. Biraz sonra tevdi edeceğimiz kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ömrü boyunca yolundan gittiği o Habibi Kibriya'ya da civar ve komşu eylesin. Geride kalan eşine, çoluğuna, çocuğuna, sevenlerine,
sabr-ı cemiller, ecr-i cezirler ihsan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Gel. Allah rızası için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyanın hazır olan imama, her kişi niyetine.